hem eğlenceli, hem gergin, hem olumlu, hem olumsuz. Birbirinden farklı fikirler, birbirinden farklı eleştiriler. Dila Kuvat'la Kampüs 264'te. TV 264 ekranlarından herkese merhabalar. Bir Kampüs 264 programıyla daha karşınızdayız. Ben Dila Kuvat. Kampüs 264 başlıyor. Ben Talha Sarın, mekatronik mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Sakaryalı mısınız? Yok, Zonguldaklıyım ben. Zonguldak'tan 2 yıldır Sakarya okul için buradasınız 2 yıldır. Evet, bir sene hazırlık okudum, bu 3. senem. 3. senem, evet. O zaman alıştık Sakarya'ya. Evet, evet, artık alıştım. Değil mi? Evet, neden Sakarya? Çünkü her yere yakın bence. Çünkü işte İstanbul'a gitmek istediğim zaman rahat bir şekilde gidebiliyorum. Ankara'ya, Eskişehir'e aynı. Coğrafi konum. Evet, merkezi bir konumda olması. Artı olarak işte Sakarya Üniversitesi de güzel bir üniversite olarak. İşte Türkiye'de 30. sırada falandı yanlış hatırlamıyorsam. Sizin bölümünüzde. Yok, aslında ben... Genel mi? Genelde, evet, genelde. URAP'ın sıralaması vardı, ODTÜ'nün yaptı. Öyle. Genel olarak bu yüzden yani. Bilerek, isteyerek geldiniz o zaman, araştırarak geldiniz. Evet, araştırarak geldim. Çünkü böyle tuttu geldik diyenler falan oluyor illaki. Evet, araştırmıştım. Hatta bazı Sakarya Üniversitesi'nin fakülteleri başka bir yerde oluyor. Ben özellikle kampüste olana bakmıştım. Hani kampüsteyse geleyim demiştim. Başka hani Akyaz diye. Kampüsü cezbediyor tabii, dışarıdan tabii. Bakınca. Evet, evet. Yani gerçekten kampüsümüz çok güzel Sakarya Üniversitesi'nin. Cezbediyor gelmeden yani. Önce o zaman bir beklentiyle geldik. Kampüs, işte üniversitenin şeyi, konumu falan olsun, puan sıralaması pardon. Gelince peki nasıl? Hayal kırıklığına uğrattı mı yoksa beklediğinden daha iyiymiş falan dedik mi? Şimdi ben Zonguldak'ın Devrek ilçesinden geldiğim için küçük bir şehirden geldim. O yüzden Sakarya bana biraz büyük geldi. Ama sonra Sakarya'dan da İstanbul'a gezmeye gittiğim zaman Sakarya'nın küçük bir yer olduğunu anladım. Değil mi? Şehir değiştikçe görüşler değişmeye başladı. Evet. Sakarya'nın bence şu eksiği var. Kültür sanat açısından bence eksiği var. Mesela belediye kültür sanat etkinlikleri yayınlıyor ama ne Kocaeli, Bursa, İstanbul kadar böyle devlet tiyatroları gelmedi yani 3 seneden beri, benim geldiğimden beri. Bu eksiği var. Artı olarak da... Kültür alanında biraz, evet, gelişim mi istiyor Sakarya? Evet, gelişim istiyor. Bir de ben Subitiyat Toplumun Başkanıyım. Ona destek açısından da mesela biraz daha zorlanıyoruz ulaşmak açısından. O yüzden gerçekten kültür sanat açısından biraz eksikliği var. Sponsor olarak falan mı yoksa etkinlikler anlamında mı? Etkinlikler anlamında, ondan sonra sahne anlamında. Mesela geçen sene bir tiyatro oyunu oynayacaktık. Bir sahne işte bulmakta çok zorlandık. Sonra işte bir tane küçük bir sahne bulduk. Onun tarzı vesaire. O açıdan birazcık daha gelişim mi istiyor, evet, Sakarya? Evet, bence gelişim istiyor. Yani. Ekonomi nasıl peki? Büyük şehir geldi bana dediniz ama İstanbul daha büyük falan. Böyle bir Zonguldak, Sakarya, İstanbul küçükten büyüğe sıralarsak, evet, nasıl Sakarya'daki ekonomi? Bir öğrenci nasıl geçiniyor Sakarya'da? Sakarya'da bir öğrenci, ya ekonomi işte şu an herkesin bildiği gibi kötü. Yani gerçekten öğrenciler genellikle zor geçiniyor. Çünkü ben işte ya her geçen gün kötüye doğru gidebiliriz diyebilirim. Benim ilk geldiğim sene daha iyiydi. Sonra daha kötü oldu. Sonra daha kötü oldu. Seçimi atlattık. Seçimi atlattık. Zamlar da bizi bekliyor diye. Bekliyor mu? Bekler diye düşünüyorum. Değişim ben. İstiyor muydu artık ülke, Sakarya? Sakarya'nın çok istediği söylenemez. Ama genel olarak ülkenin bir değişim istediği aşikar yani. Bunu son seçimde de gördük. Öyle yani. Bir de çok üşüdük, uzatmayacağım. Ramazan geldi son olarak. Hatta Ramazan bitti. Biz evet her hafta Ramazan geldi diye giriyorduk konuya. Artık Ramazan bitiyor. Son haftamız belki bir hafta daha olacak işte. Nasıl geçti Ramazan Sakarya'da? Ramazan Sakarya'ya geldi mi? Ramazan, ben açıkçası kampüsün Ramazan'ı hep seviyorum. Çünkü camide bedava iftar oluyor, iftar çadırları oluyor. Bu senede hatta belediye de iftar çadırı açtı.
Kampüste Ramazan güzel oluyor. İşte iftarımızı yapıyoruz. Tatlı falan veriyor cam sağ olsun. Çayımızı da veriyor ücretsiz. Ondan sonra da işte burada voleybol falan oynuyoruz çimenlerde. Yani, güzel oluyor. Havaların da güzel olması şansımız. Evet. Özellikle son bu hafta diyebiliriz. Hı-hı. Bir yaz havalarını gördük sanki, değil mi? Evet. Onun dışında ama derslere gitmek biraz daha zorlaşıyor. Bir de birinci öğretimsiniz hatta. Değil mi? Sabah erken kalkmak. Evet, sabah erken kalkmak. Ramazan'da oruçlu evet. Sahurlar ben KYK'da kaldığım için çok güzel olmuyor açıkçası ama doyuyoruz. Ama güzel bir şekilde doymuyoruz diyeyim. Yurtlar okulunda birazcık eksik mi kalıyor? Evet ya, karnınız doyuyor ama biraz daha güzel olabilir yani yemekler her kötünün zaman. Kötünün iyisi mi? Kötünün iyisi diyeyim, evet. Ben çok memnun oldum. Daha fazla tutmayayım, çok şükür. Çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, sizleri tanıyabilir miyim? Ben Cihan Karapınar, Sakarya Uygulama Bilimler Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinde okuyorum. Aynı zamanda evet, aynı zamanda Mekatronik Topluluğu Başkanıyım. O şekilde ikinci sınıftayım. Vallahi en başta böyle gönüllü olarak bizimle görüşmek isteyenler bir ayrı oluyor bizim için. Kesinlikle. O yüzden öncelikle teşekkür ederim arkadaşınıza da, size de. Bizler teşekkür ederiz. Siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum ama Gebze'de ikametgahım var. Daha çok Gebze'deyim. Hem buraya da yakın, o yüzden gitmede hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. 1-2 saatlik yol hatta. Evet. Gebze zaten şurası dediğiniz evet. Gibi. Çok uzak bir yerden gelmemişsiniz o zaman. Evet. Sakarya'nın ilçelerinde bile neredeyse 2 saatlik mesafesi var. O yüzden yani Sakarya ilçesine gitmektense kendi ilime gitmek daha kısa sürüyor. Değil mi? Evet. Biraz. Peki siz yakınlıktan dolayı mı Sakarya? Onu istersen bize çevir, biz kendimizi görelim, kadrajdan çıkmayalım. Yakınlığından dolayı, coğrafi konumundan dolayı mı Sakarya? Şöyle, mekatronik mühendisliği bazı altında araştırdığımda listemin 13. sırasındaydı Sakarya. Ondan önce Kocaeli ile Bursa vardı. Sıralamama burası geldi ve yakınlık bağımında da önemliydi benim için. Yani Konya tarafında da vardı mekatronik mühendisliği bölümü ama... Selçuk mu? Evet, Selçuk Üniversitesi'nde vardı. Ama işte Sakarya çok daha iyi oldu benim için. Evet. Ama bağlamda da daha iyi oldu, yakın olması. İyi ki olmuş mu o zaman? Evet, iyi ki oldu. Peki düşünceniz, üniversiteden sonraki düşünceniz nasıl? Sakarya'da devam eder misiniz? Sakarya o anlamda yaşanılabilir bir şehir mi? Şöyle, geldiğim yer de bir sanayi şehri benim, Kocaeli, Gebze. Hı-hı. Yani nereye giderseniz bir fabrika var gibi. Aynı şekilde Sakarya'da öyle olduğunu düşünüyorum. Ya böyle zaten Sakarya, Gebze, Marmara bölgesindeki çoğu il sanayi bölgesinde olduğu için yani bu iş bulma açısından sıkıntı olacağını düşünmüyorum. O yüzden benim için Gebze ya da Sakarya'da bulmam çok fark etmiyor. Bu yüzden aslında ailemin olduğu yerin yakınlığı da iyi oldu bu bağlamda. Sakarya'daki biz aynı zamanda mekatronik topluluğu olarak Sakarya'daki firmalara da hem teknik geziler düzenliyoruz, oradan mühendisler de çağırıyoruz. Tabii bu aslında sizler için de, öğrenci için evet. De çok büyük. Sizin sizin bölümünüzle alakalı evet, öğrenci evet. için çok büyük avantaj. Şey açısından da iyi oluyor. Hem çevremiz açısından da iyi oluyor. Hem mühendislerden bilgi alıyoruz. Hem de mesela gittiğimiz teknik gezide belki de ileriki de bizim iş hayatımızdaki olacak bir şirket olacak. Bu bağlamda Sakarya'nın bizler için büyük bir artısı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü sanayi şehri olduğu için. Evet, sizin bölümünüze o zaman güzel imkanlar sunan bir şehir olmuş Sakarya. Sizin bölümünüz için en azından. Öyle. Evet. O zaman üniversite ortamını bu şekilde dolu dolu geçirebiliyorsunuz. Sakarya güzel şeyler katıyor size. Öyle. Yani eğlence açısından da hem arkadaşlarımızla geçirebileceğimiz bayağı hem kampüs olsun hem de Çark Caddesi veya Cadde 54 gibi yerler olsun. Bayağı alan var. Evet, sosyal açıdan onu soracaktım. Sosyal açıdan nasıl? Sakarya'da ne yapıyorsunuz? Boş zamanlarınızda? Ya biz arkadaşlarımızla daha çok her üniversite öğrencisi gibi okey'e gidiyoruz. Onun haricinde PlayStation olsun veya zaten ve Çark Caddesi çok canlı. Serdivan'da özel bir AVM. Zaten yan yana 3 tane AVM var daha çok. Yani oralarda... Bir böyle alabilir miyim? Kaçmışsınız kadrajdan. Tabii. Yani oralarda her türlü vakit geçireceğim bir alan oluyor yani. O evet. Anlamda avantajlı. Keyifli bir öğrencilik hayatı geçiriyorsunuz. Onu bazı ifadeler, bazı cümleler kendi belli ediyor. Kimisi ne kadar memnun da olmasa Sakarya'dan, ya kamera karşısındayız işte, ayıp olmasın ya. Evet, Sakarya güzel, güzel falan yapıyorlar ama siz de onu hissetmedim çok. Değil mi? Çok öyle hissetmedim sanki ya, diye düşünüyorum. Benim geldiğim yerde çok yeşillik yoktu yani. Yani Kocaeli'de her yer neredeyse bina, taş yapı. Ya buradaki kampüsü özellikle yani Sakarya'nın çok güzel ve yaşanılabilecek bir yer. Yani ben Kocaeli'dense burayı daha çok sevdim. Öyle böyle yeşillik anlamında. Cidden insanın içini açıyor bir yandan da. Bunları duymak da bizim için tabii ki bizleri mutlu ediyor tabii ki. Ama tabii her şehirde olduğu gibi illaki aksaklıklar bazı şeyler olabiliyor. Ama tabii bunların ağır basıyor olduğunu duymak bizi mutlu ediyor. Sakarya'da ulaşım nasıl diyeceğim? Sakarya'da ulaşım... Şehir içi ulaşım. Şöyle, bence öğrenciye pahalı. Yani çünkü öğrenciyle tam ücret arasında 1 TL mi ne fark var yani. Bu çok saçma bence. Ve fiyat bir anda çok arttı. Önceden
söyleyebiliyor muyuz bu arada fiyatı? Yani 7 TL'ydi. Şimdi 12 TL'ye çıktı öğrencilere. Ya devasa bir minibüslerden fiyat. Minibüslerden bahsediyoruz değil mi? Dolmuşlardan bahsediyorum. Yeşillere çok bilmiyorum çünkü belediye otobüsleri. Onlarla daha çok otogara falan giderken biliyorum. Onun haricindeki bütün ulaşımlarım neredeyse dolmuşlarla, mavi dolmuşlarla yapıyorum. Ona biraz daha sık geldiği için falan evet, sanırım evet. Değil mi? Ya orada da öğrenci, yani şöyle çok sık geçiyorlar. Bu anlamda çok iyi. Ama dediğim gibi çok pahalı. Yani 12 TL, ya ben bir dışarıda yemek yemek için zaten 25 TL'mi ulaşıma veriyorum. Değil mi? Bir yerden bir yere gitmek zaten git gel yapmak. Evet. Biraz maliyetli. Bu alanda bir dezavantajı olduğunu söyleyebilirim maalesef. Evet. Ramazan bitiyor. Evet. Nasıl geçti Ramazan? Sakarya Ramazan geldi mi? Ya şöyle kampüste bence çok canlı geçti. Hatta yani bir Ramazan Ramazan geldiğinde şehir bir sessizleşir, kafeler evet, boşalır, camiler evet, kalabalıklaşır falan evet. Ya özellik oldu mu öyle bir şehir mi Sakarya? Ben 3 yıldır buradayım. Hazırlık senesi de var. 3 yıldır hep şu helikopter pistinde zaten insanlar voleybol oynar vesaire. Orada anlarsın zaten böyle geceleri, hani gecenin canlılığını. Çünkü sahur vaktine kadar duruyor çoğu insanlar. İlk başlarda çok yoğundu. Hatta o yüzden çok da sıra oluyordu ama şu süre zarfında sız şu sürer. Çünkü bazı insanlar evlerine gitti. Ya kampüs çok daha güzel. Çok daha en azından boş yani biraz yer bulma açısından söyleyeyim. İlk zamanlar biz neredeyse bir... Çok fazla talep var yani. Evet çok talep var. Şu an en azından daha iyi. Ya çünkü taleple karşılama oranı hani dengede olması gerekiyor. Tabii evet. Ama okulumuzda sağ olsun yani hem helikopter pistinde olsun hem camilerde olsun hem de çoğu başka yerlerde yemekhanemizde olsun çok yiyebileceğimiz imkanlar var. Evet. O bağlamda. Vizeler ne oldu? Bitirdik mi vizeleri? Bizim vizeler daha bayramdan iki hafta sonra başlayacak. Bayramdan iki hafta evet, daha var. Kadrajdan çıkmayalım. Tabii. Çok yanaşmıyorum siz kaçmayın diye. Siz yavaş yavaş gidiyorsunuz çünkü. Ben fark etmiyorum. Evet ben onun farkındayım. Vizelere aa, daha var o zaman. Evet. Tatili yapacağız. Ondan sonra mı gelince sınav telaşı olacak? Ya birazcık öyle olacak. Evet ya aslında şeyin rahatlığı var birazcık. Hani bayramda hallederim ders çalışmayı. Şu an toplulukta öyle bir topluca evet, öğrencilerde bir o var galiba. Evet evet. Ya bayramın zaten iki hafta sonrasında olacağı için sınav. Hani onun biraz rahatlığı var ama onda da çalışacağız inşallah halledeceğiz. Sonra bir tatil yapalım azıcık. Evet. Dahilimizi görelim falan. Değil evet, mi? Havaalanı. Son sorum. Evet. Otobüs biletleri ne oldu? Fiyatlar ne oldu? Şöyle ben çoğunlukla treni kullanıyorum. Gebze'ye gitmek için. Doğru. Hatta benim oturduğum yerle Adapazarı arasında özel bir güzergah var. Yaklaşık 115. Ada Express. Aynen 115 TL gibi fiyatı vardı. Ben 3 yıl önce ona 18 TL veriyordum. Ya şöyle benim için aslında büyük bir meblağ gözüküyor ama diğer otobüs olsun, uçak olsun onlara göre çok daha uygun. Şöyle sizin için neden öyle görünüyor? Bakıldığında evet çok evet, çok daha uygun otobüslere göre ama sizin için öyle görünmesinin sebebi bu sadece sizin için değil. Bunun bir anda artış göstermesinden dolayı öyle. Öyle. Ya ben şey oluyordu böyle artık 3 yıllı aralıklarla böyle 2 ayda bir fiyat artıyor. Hani bir yani dolar artmasa bile bir fiyat artıyor ya da herhangi bir şey olmasa bile. Alıştık mı? Alıştık ama yani yine de benim gidişim için çok kolaylık sağlıyor bana da Pazar Express. Ya biz onu tercih ediyorum. O da dediğim 115 lira bir fiyatı var. Evet vallahi ben çok memnun oldum. Ben de çok memnun İftara oldum. Da az kaldı çok tutmayayım. Sizin var mı eklemek istediğiniz bir şey, bahsetmek istediğiniz bir konu? Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nasıl geçti Ramazan? Süper. Sakarya Ramazan geldi mi? Geldi. Sakarya Üniversitesi'ne geldi Ramazan. Geldi mi? Evet. Rektörümüzden Allah razı olsun. Değil mi? Ne mutlu. Sakarya Üniversitesi'nin. Evet Hamza Hocam'ı. Sizi tanıyabilir miyim? Yusuf. Yusuf abicim. Evet. İftar saati, yoğunluk hı, var. Yoğunluk evet. Değil mi? Her akşam böyle mi? Ramazan her akşam artık böyle. Bitene kadar hep böyle miydi? Böyle. Süper o zaman. Böyle. Vallahi. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Selamlar o zaman sen buradan. Sen de gel de beraber konuşalım. Peki çok memnun olduk. Kolay gelsin. Var mı sizin eklemek istediğiniz bir şey? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sizden başlıyorum. Sizi tanıyabilir miyim öncelikle? Adım Abdurrahman. Kocaeli'den geliyorum. Kocaeli'de yaşıyorsunuz. Evet. Maalesef Hendek'te okuyorum. Hangi eğitim fakültesindeyim. Matematik öğretmenliği. Evet, mi? İlk öğretim matematik öğretmenliği okuyorum. Ya buraya geldiğimde Sakarya Üniversitesi'ne, ana kampüse çok güzel olduğunu düşünüyorum kaçıncı ama... Kaçıncı sınıf? Pardon. Birinci sınıf. Yeni geldiniz. Maalesef. Öncelikle sıra sıra gidelim. Neden Sakarya? Ya Kocaeli'ye yakın olduğu için diyeyim ilk başta. Daha sonrasında ya ben normalde matematik bölümünü seçip buraya gelecektim. Tamam. Daha sonrasında matematik öğretmenliği daha iyi diye orayı seçtik ama bu kadar kötü olduğunu kesinlikle bilmiyorduk. Hayal kırıklığı mı oldu? Kesinlikle sizin için? Ulaşım hiç tavsiye etmiyorum bu arada. Hendek'te okumak isteyenler ya şunu diyeyim 45 dakikada bir falan araba geliyor. Erkek öğrenciler için söylüyorum. Tavsiye etmiyorum. Yurdunuz da, yurdunuz Hendek'te, okulunuz Arifiye'de yok, mi? Yok, yurdumuz yanlış. Arifiye'de? Yok, Arifiye değil. Bizim yurt farklı. Abdurrahman Gürses'te kalıyoruz. Ha. Yurt
şeyde yanlış hatırlamıyorsam Akova mıydı? Ben de tam olarak bilmiyorum yerini. Fakat şöyle bizimkisi de Hendek merkezde kalıyor. Tamam. Yani yürüyerek 45 dakika değil, 1 saat. Ben olayı şimdi. Evet, 1 saat falan. Okulunuzla yurdunuz mu çok alakasız? Uzak. Evet, çok alakasız ve köydeyiz. Yani bildiğiniz köydeyiz. Fakülteniz mi köyde? Evet. Eğitim hayır. Fakültesi. Eğitim fakültesi yine hani çok ufak da olsa hani normal bir yerde. Tamam. Yurdunuz hani mu? Yurdumuz tam köyde. Yani market daha hiçbir şey yok. Fırın yok. Yani aç kalırsak hiçbir şey yemiyoruz. Yani dışarıda sipariş almaya çalışıyoruz. Adamlar bize diyor ki işte 500'ün üstüne bir şey söylerseniz getirebiliyoruz. Yani çok kötü bir durum. O zaman şöyle mi anladım şimdi ben? Bir dakika, siz çok bu konuda dertli gördüm size. Evet, şöyle kesinlikle. Anladım o zaman. Siz Sakarya Üniversitesi'nin kampüsünü beğendiniz. Evet, yakında olduğu güzel. İçin Sakarya'ya gelmek istediniz. Kesinlikle. Ama fakülteniz kampüse çıkmadığı için hayal kırıklığına uğradınız. Maalesef. Eğitim fakültesinin... Doğru mu anladım? Kesinlikle. Yani eğitim fakültesinde okuyacaklar için söylüyorum. Ya kızlar için yine bir tık avantajlı oluyor. Çünkü 15 dakikada bir araba kalkıyor. Onların yurdu da güzel bir yerde. Fakat erkekler için bunu söyleyemiyorum. Çünkü gerçekten berbat bir yerdeyiz. Bu maddi olarak da sizi biraz zorluyor o zaman. Ya maddi olarak zorlasa da bir tane o çok önemli bir şey değil. Yani sonuçta derslerimizden oluyor. Hani 9'da başlayan dersler için bizim en az 8'de falan çıkmamız gerekiyor ki yani otostop çekiyoruz genelde. Hani 8'de gelen arabayı kaçırırsak mecbur otostopla gidiyoruz. Bazen yağmurlu havada bile otostop çekip gitmeye çalışıyoruz. Ya o da çok uygun bir şey olmuyor. Peki hemen size döneceğim. Peki bu konuda hiç böyle bir şikayette, bir bildiride bir yerlere seslendiniz mi? Seslendik. Şöyle bir yanıt veriyorlar. İşte otobüs temin ettiğimizde de servis hiçbir türlü öğrenciler bilmiyormuş. Bilmedikleri için de ekstra bir şey kaldırmıyorlarmış. Öyle dendi bize. Onun dışında bir şey bilmiyorum. Siz biraz soğuklanın, geri döneceğim size, tamam mı? Sorun yok. Siz bu konuda biraz soğuyun, hemen geri döneceğim. Merhabalar, evet. Aynı bölüm falan, evet. Önce sizi tanıyayım. Farklı bölüm. Ha tamam, o zaman sizi tanıyayım. Ben Furkan Sarp, ben de Camili'de okuyorum, işletme yönetimi okuyorum 2 yıllık. Aynı ben de arkadaşım gibi İzmit'ten geliyorum. Burada Arifiye KYK'da kalıyorum. Şöyle, ben de ulaşım açısından şöyle söyleyeyim. Bizim yurtla okulun arasında herhangi bir bağlantı yok. Yani direkt kalkan bir minibüstür, otobüstür yok. Yani çok fazla öğrenci gidiyor. Biz her sabah en az 2 minibüs yapmamız lazım. Ve en kısa süremiz 1 saat. Yani yurttan okula gittiğimiz zaman 1 saat sürüyor en az. Yani bu önemli. Bir de bizim Camili'de otobüsler çok dolu oluyor. Aşırı dolu oluyor. Kampüse gelen arabalara hiç binemiyoruz neredeyse. Dün mesela en az 3 saat okulda kaldık. Sırf dolu olduğu için almadılar. Yani ulaşım açısından gerçekten yurttan direkt okulumuza bir ulaşım olsa çok iyi olur bence. Kampüsümüz, evet kampüsümüz güzel. Biz zaten ilk başta kampüse diye geliyorduk. Biz de öyle biliyorduk. Çünkü Savus'u bir diye ayırmışlar. Orası biraz karışık. Ben de tam anlamadım. Onun haricinde kampüsümüz gerçekten güzel. Siz Sakarya Üniversitesi değil mi bu arada? Ben SUBU'dayım. SUBU. Ben siz Sakarya Üniversitesi. Aynen. Yani biz birleşik diye biliyorduk ama ayrıymış tabii. Sonradan öğrendik. Bu şekilde yani. Bu durum evet sizin için bayağı zorlayıcı. Üniversiteden biraz şey olmuş, sizi soğutmuş gibi bir şey mi kesinlikle olmuş o zaman? Ki hani ortalamamız yüksek olsa emin olun ben devam etmek istemem orada. İstememin bu şehirde sebebi, mi? Bu üniversitede yok, bu şehirde bu değil ya. O bölümde diyeyim çünkü eğitim fakültesi uzak olduğu için hani üniversiteyle pek alakamız yok gibi bir şey düşünün. Çünkü yani buraya geldiğimizde buraya gelmek de bizim için en az 1,5 saat falan değil sürüyor. Kampüse gelmek de. Ring koydular sağ olsunlar. Ring saatlerini söylesem yani kamera şakası gibi bir şey. Günde 2-3 kere mi? Günde 2 kere. Sabah 10'da var. Öğlen 2'de var. Yani benim derslerimin hepsi neredeyse bir gün hariç, çarşamba günü hariç bütün derslerim 3'te 5'te bitiyor. Ben hangi gün ne zaman şey yapacağım o da. Akşam ezanı duyuyoruz. Yani iftara evet. Yaklaştık diyeceğim ama iftar da artık geldi. İftar saati geldi. Son sorularımı o zaman salıyorum hemen. Ezana geldi. Tabii ki tabii ki. Şimdi öğrenci yurtlarından bahsedeceğim. Biz mesela Camili'de okuyoruz. Bizim Arifiye'de bir yurt var. Bir de burada kampüsün burada bir yurt var. Şöyle biz Camili'de okumamıza rağmen yurdun bizde Arifiye'de çıkması çok saçma. Çünkü biz buradan tek otobüse gideceğimiz şekilde oraya çıktığı zaman iki otobüs yapmak zorundayız. Yani burada kampüste okuyan öğrenciler buradan daha kısa sürede geliyor ama bizim oradan en az bir saatlik yolumuz çıkıyor. Veyahut da başka bir yurt da olabilirdi. Çünkü orada yurt gerçekten çok kalabalık. 2500 kişi var. Odalarda beşerli beşerli kalıyorlar. Bu sene yeni ranzalar atmışlar yani. Yani farklı bir yurt veya uzakta okuyan öğrencilerin daha kısa mesafede gideceği bir şekilde yurt planlaması yapsalar daha mantıklı olur diye düşünüyorum yani. Ben de son olarak bir şey tabii söyleyeceğim. Ki. Hani şöyle de bir gerçek var. Bizim eğitim fakültesi için söylüyorum. Kesinlikle samimi bir ortam. Hani güzel arkadaşlar var içinde. Hepsi de öğretmen adayı olduğu için hani seviye de evet. Çok yüksek.
Ya bu konuda çok rahat olabilirsiniz, hani gelebilirsiniz ama ulaşım konusunda gerçekten şu ana kadar gördüğüm belki de en berbat ulaşım. O zaman anca şey gibi bir şey mi rahat olur? Fakültenin yanında bir ev tutma gibi bir şey mi rahat olabilir? Ya ev tutma gibisinden bir şey olacak ya da yurdu kesinlikle hani bir şey hani ayarlayıp güzel bir şekilde oraya bir ulaşım sağlamaları gerek. Öteki türlü öğrenciden hep şikayetçi kalacak. Yani şikayetçiden kastım şu, hani mağdur olacaklar. Evet, çünkü derslerimize geç kalıyoruz. Hani öteki türlü yetişemiyoruz maalesef. Arkadaşlarım siz gidin. Evet, vallahi ben çok memnun oldum. Bu konuyu ekranlara getirmiş olduk. Siz bir iki bir yerlere söylemişsiniz anladığım kadarıyla. Çok çözüm bulunmamış. Söyledik ama hiçbir türlü kaldı. Yani şöyle bir şey düşün. Söylüyoruz bunu, ring için de konuşmuştuk. Tabii daha sonrasında şey yaptılar hani. Ring oldu ama şöyle bir şey, yani günde iki defa, yani saatleri de çok kötü. Hani saat 2'de kim yani dersine... Bir işinize yaramadı gibi bir kesinlikle şey oldu. Kesinlikle. Yani. Ben şu ana kadar bir kere kullandım. Ya yani o da... Evet. Ya o zaman bunları bir kere daha ekranlara getirmiş olduk. Hamza hocamız çok yakından takip ediyor. Yani onun dışında takip eden, izleyenlerde de yetkililere illaki bir şekilde bir şeyler ulaşacaktır. Çok memnun oldum. Sadece Hendik için, erkek yurdu için yani... Evet. Ulaşım konusunda bir küçük bir nasıl desem iyilik yaparsanız gerçekten çok memnun olur herkes. Çünkü yani burası da çok güzel, orası da ayrı. Dışarıdan okumaya gelmişsiniz ve böyle evet. Zorluk yaşıyor olmanızı Sakarya halkı da zaten şey yapmıyordur. Yani Sakarya halkı da bu durumdan mutlu değildir. Evet, bu konuyla ilgilenenler de öyledir zaten. Yani, bazı imkanlardan dolayı belki düzene tutturulamamıştır, belki aksaklıkları olmuştur ama yani, emin olun. Başka şehirden okumaya gelmişsiniz şehrimize, size böyle tanıtmak ne bizleri ne yetkilileri zaten mutlu etmiyordur. En kısa zamanda da o yüzden ben mutlaka iletileceğine inanıyorum. İnşallah. Biz de ulaşım için artık bir şey yapmalarını bekleriz. Arkadaşım oradan beni dürtüyor sürekli, onu söyleyeyim. Yurtta internetimiz telefon falan çekmiyor. Kendisi KYK. Aynen kendi odasında hiç internet arkadaşım telefon da dahi çekmiyor. Arkadaşımız kendi sabahları arıyorum ulaşamıyorum yani odasına gitmek zorunda kalıyorum. İnterneti çekmiyor, telefon bazen diyeyim yani. Onu söylüyor bir saattir, onu da söylemek tamam, istedim. Hadi. Onu da arkadaşı vasıtasıyla söylemiş olduk o zaman. Ben çok memnun oldum. Biz de memnun çok olduk. Teşekkür ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Hayırlı ezan okundu. Derslere. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar. Nasılsınız? Ay teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Sizi tanıyabilir miyim? Ben Batuhan Kuvvet. Langırt oynamayı seviyorum. Langırt oynamayı mı seviyorsun? Evet. Kampüse langırt oynamak için mi geliyorsun? Evet, evet. Üniversite okuyor musun peki? Hayır, sadece kursa gidiyor. Hangi kursa gidiyorsun? Kuaför kursuna. Kuaförlük kursuna mı? Evet. Kampüse sadece langırt oynamak için mi geliyorsun? Evet, evet. Başka neler yapıyorsun peki? Başka evde bilgisayarda işlerim oluyor da. Evde bilgisayarda işlerin oluyor. Evet. Sakarya'da peki nereleri geziyorsun? Çarşıya. Çarşıya gidiyor musun? Evet, annemle. Nereye gidiyorsun çarşıda? Mesela Çak Caddesi. Hmm, annenle mi geziyorsun? Evet, evet. Peki nerede oturuyorsun? Sardava. Karadeniz evleri No 63. Tamam, o kadar açık adres vermeyelim. O kadar açık adres vermeyelim. Serdivan'da peki nereleri geziyorsun? Gün içinde neler yapıyorsun? Esnafları ziyarete gidiyor. Ne esnaflarına gidiyorsun? Marketçilerin. Marketleri mi geziyorsun? Evet, evet. Peki o zaman. Senin anlatmak istediğin bir şey var mı bize? Yok. Şarkı söylemek ister misin? Söyleyeyim. Al bakalım bir şarkı söyle o zaman. Bilir beni ateş etsin. Böyle bir ateş edin şuna. Ah! Koşun yedim ey! Tamam. Soyadım da! Yaralandım mı? Yaralandım mı? Peki sana dedin gibi sevdalandım mı? Sevdalandım mı? Harikaydı. Kesinlikle mükemmel bir performanstı. Özgüveninden dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum senin. Var mı başka söylemek istediğim bir şey? Yok, eklemek bir şey. İstediğim bir şey. Yok. Peki çok memnun olduk. Çok teşekkürler. Langırt oynamaya mı? Evet. Hadi iyi oyunlar o zaman.
Adım Damla, soyadım Gers. Hangi şehirden geldik? Kocaeli, Kartepe'den geliyorum. Sakarya'da okuyoruz. Hı-hı. Kaçıncı sınıf? Hazırlık sınıfındayım. Hazırlık, yeni geldik. Evet. Hangi bölüm? Endüstri Mühendisliği. O zaman Sakarya'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle. Hoş bulduk. Şehrimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neden Sakarya? Şöyle, Kocaeli Üniversitesi'nde hazırlık Körfez'deydi. Ben de dedim ki burası üniversitenin içindeydi zaten hazırlık. Hem burada okuyayım dedim. Hem de böyle güzel, farklı bir şehir olsun dedim. Değil mi? Hem Sakarya'da yakın, güzel. Hem farklı. Evet. Bir otobüse eve gidebiliyorum. Çok rahat, çok güzel, eğlenceli. Peki ne kadar oldu şimdi geldiniz? Kaç ay oldu? Daha bir yıl olmadı. Daha bir yıl olmadı. Son 1,5 ayım kaldı burada. Nasıl geçirdik bu süreci? Böyle bir film şeridi olarak geçirelim gözümüzün önünden. Sakarya sizde nasıl bir izlenim sergiliyor şu an? Şu an güzel, hava da çok güzel. Kampüs zaten çok güzel, havası güzel. Arkadaşlarımla geziyorum falan. Çok eğlenceli. Bizden kaçtı. Evet. Böyle. Evet, zaten bizi kırmadığı için teşekkür ederiz. Gelmiyor. Yani böyle biz zaten birkaç kişilik ekipten illa bir kişiyi yakalayınca devamı gelmiyor. Evet. O yüzden ben arkadaşınızın adına da, onların adına da sizle konuşmuş, hı-hı, oluyorum bakıldığında. Peki Sakarya'da daha önce böyle gelmeniz gitmeniz var mıydı Sakarya? Hı-hı. Yakın bir yer çünkü. Evet evet var. Adapazarı'na gitmişliğim var. Sapanca'ya da gitmiştim. Zaten evim Sapanca'ya da yakın yani. Öyle mi? Hı-hı. Evet, süper. Zaten buralı sayılırsınız o zaman. Aynen. Çok da yabancılık çekmiyorsunuz. Evet. Ramazan'ı bitirdik. Evet, Ramazan'ı bitirdik. Anlamadan bitti mi? Anladık mı? Anladık ya, anladık. Çok zordu. İlk defa başka şehirde bir oruç tutmak biraz zordu. Değil mi? Sizin için ilk oldu bu. Evet, yurtta bir de kalıyoruz. KYK'da. Evet. Nasıl peki KYK'da Ramazan serüveni, yani kahvaltı kalkıyor, sahur geliyor mu? İftar saatleri nasıl oluyor? Aynen, 12'de başlıyor sahur. Kaça kadar devam ettiğini bilmiyorum ama sabah 12'ye kadar devam ediyor herhalde başka insanlar tutmadığı için. Sonra akşam işte başlıyor, 4'te başlıyor yemek. Geçiyor öyle. Kaça kadar? 10'a kadar gidiyor. Yurt ortamı ayrı keyifli değil mi ama? Tabii ki. Şey, o soruları sormayalım. Orayı söyleyemiyor muyuz maalesef? Sıkıntı çok büyük. Öyle mi? Tabii tabii, evet. Şey, ne olarak peki? Ana başlık olarak? 6 kişiyle kalmak zor. Yurdun kendi... 4-5 ile anlaşıyorsun, biriyle anlaşamayınca... Tabii zor oluyor. Evet, ama şöyle de bir şey var. Atıyorum 2 kişi kalıyor olsanız, buna kesinlikle katılıyorum. Evet, 6 kişi kalmak zor. Ama 2 kişi kalıyor olsanız anlaşmak zorundasınız. Anlaştınız, evet, anlaştınız. Anlaşamadınız, başka alternatifiniz yok. Çok daha kolay anlaşılır. 6'da da işte 3'üyle anlaş, 3'üyle anlaşama falan gibi bir. Çoğu ile anlaşıyoruz işte. Öyle, evet. Anlaşan bir insanım. 4 yıllık değil mi? 4 yıllık, evet. 4 yıl Sakarya'da mıyız? 4 yıl Sakarya'dayız, evet. Subi'deyiz. 5 yıl hatta. Hazırlıkla Hayır, birlikte 5 yıl. Değil. Evet. Sakarya Üniversitesi. Sakarya'da. Şurayı gösterdik diye Subi zannettim. Şurası benim. Ha, Subi ileride kaldı. Pardon. Ay, evet. Şurada kaldı. Hazırlığım burası. Tamam. Endüstri Mühendisliği Fakültesi aşağıda. Evet. Sakarya'yı sevmişsiniz. Sakarya güzel, evet, bir izlenim bırakmış sizde. Evet. Vallahi ben çok memnun oldum. Ben de. Sizin memnun var mı peki Sakarya'ya dair, Sakarya Üniversitesi'ne dair bahsetmek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir konu? Ulaşım olur, ekonomi olur, Sakarya halkı olur, üniversitenin yeşilliği olur, sosyalliği olur. Sakarya'da çok gezilecek yer yok. O yüzden daha çok gezilecek yerler olmasını çok isterim. Ulaşımı kolay. Benim Kocaeli'den bile buraya gelebiliyorum. Onda sıkıntı yok. Ama daha çok gezilebilecek alanlar olmalı. Biraz daha vakit geçireceğiniz, hı-hı, zaman gidecek yer mi bulamıyorsunuz? Aynen. Biraz uzak çünkü bazı yerlere, mesafeler, falan. Evet. İstanbul'a yakın olsa güzel olurdu. Evet. Neyse, vallahi ki ben çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Enerjinize de hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok sağ olun. Hem eğlenceli, hem gergin, hem olumlu, hem olumsuz. Birbirinden farklı fikirler.
birbirinden farklı eleştiriler. Dila Kuvat'la Kampüs 264'te.